Eğer ki kuvvet kaybı geliştiyse, refleks kayıpları gittiyse, refleks dediğimiz triceps refleksi, biceps refleksi, radyoyunlar. Biz tabii bütün reflekslere bakarız. Bunların hepsinin gittiği yer önemlidir. Yani şu refleks C6-7 arasındaki bir fıtığın buna cevabıdır. Ve bu kaybolursa bu cevap, evet ciddi bası var deriz. Veya biceps C5-6'daki bir fıtık. C5-6 derken de şunu hemen kastedeyim. Şimdi bakın bu omur kemikleri sırayla gider. 1-2-3-4-5-6. Şimdi 5 ile 6 arasında bir fıtık varsa veya 4 ile 5 arasında bir fıtık hangisi varsa. Hangisi 4 hangisi 5 hocam? Şimdi bakın 1-2-3-4-5-6. Evet. Bir tane daha olması lazım. Boynunu kesmişiz burada. 7. de olması lazım. Boyun omurları 7 tanedir. Birinci ile ikinci arası birbirine kaynak olduğu için burası bütün halde gözükür. Yani 1-2 bu, 3-4-5-6 diye geçer. Şimdi 3 ile 4 arasında bakın bir fıtık çizmişim buraya yeşille. Evet. Ve omurluğa baskı yapmış. Buradaki baskıya bağlı hasta santral bası, ortadan basıysa hasta böyle yalpalayarak gezer. Lap lap yürümeye başlar. Bütün dengesi bozuluyor. Bütün dengesi bozulur. Ama kenarlara doğru baskı yaparsa bu sefer kol ağrıları, kolunu kaldıramama. Mesela C3-4'te bir fıtık varsa gerçekten o fıtıkla alakalı hasta omuzlarını bile kaldıramaz. O kadar ciddi bir şekilde ağrı ve kuvvetsizlik olur. Biz onu muayenede anlarız. Ve o kuvvetsizlik varsa hemen ameliyattır. Bu kadar da net. Biz bir kuvvet kaybı geliştiyse, omurilik ciddi basısı varsa, omurilikte hasarlanma başladıysa hemen deriz ameliyat gerekiyor. Ve bu ameliyatı da mikrocerrahi ile yapıyoruz.